Burada ne yapmak lazım? Burada yapacak. Burada şimdi herkesin enerji piyasası. Şimdi bak herkes şikayet edecek. Öncelikle herkes faturasını bir kere iyice bir kontrol edecek. Zaten kontrol etmeye de gerek yok. Yani geldiğinizde gerek yok. Ben söyleyeyim. Kontrol etmenize gerek yok. Direkt Ocak ayı gelen bütün faturaları EPDK'ya şikayet edin. Veya şirketlere şikayet edin. Hiç kontrol etmenize gerek yok faturanızı. Eğer diğer dağıtım şirketleri de diyorsunuz aynı yöntemi izliyorsanız o zaman bütün hepsi aynı yaptı. Burada çok vahim bir durum var. Demek ki burada bir soygun var demeye. Doygun var, vurgun mu diyeyim artık ne diyeceğim. Evet, buraya varırız. Bir iddia var. Yani bunu bakın bir şirketler bir araya geldi. İstanbul'daki başka, Ankara'daki başka değil mi? Muğla'daki başka. Şimdi o şirketler bir araya geldi bunu. Ya biz bu faturaları böyle yapalım dedi derse. Diyemez. EPDK söyler bunu. Bir dakika EPDK söylemişse de vahim bir durum var. Hayır EPDK söylemişse de şunu söylemeye nasıl çalışıyorum. Nasıl yapabilir? 6 günlük fiyat farkı yani zam oranı bütün faturayı %50 artırmaz. Burada başka bir şeyler daha var. Ya 6 günlük tüketim hayır, farkı. Hayır 6 günlüğünü zaten bütün yıla şey yaymış. Yaymış yani. Yaymış belli. Hayır. 6 günde %50 artar mı? Bütün aya yaymamış. 80-90 kuruş zamlı fiyatı söyleyeyim 125-150 kuruşlara gelecek bu. Şey, ya gelir, bu, dolayısıyla yani Şubat'ta bir daha zamlanacak %100. Şubat'ın şeydi bu geçmişe yönelik. Geçmişe yönelik. Ne demek ya burası şey devletim ya. Ha, bir tane şirket vallahi çıkıyor vallahi diyor ben aldım hepsini yaparım diyor. %50 fatura artıyor. Orada ikinci nokta ne biliyor musunuz? Bu nasıl burada bir şey olabilir? Burada ikinci nokta ne biliyor musunuz? Sen bana dağıtım firması sen bana 400 liralık faturamı 650 lira yolladın. Bana olmayan zammı değişik değişik oyunlarla verdin değil mi? Hı hı. Ben buna itiraz ettiğim zaman firma suçlu o vatandaş bugün yazınızda bahsettiğiniz vatandaş vatandaşa bu şey itiraz etmeden önce iade edilmesi lazım. Şimdi itiraz ettim firma şeyi ödedi. Diğerleri itiraz ceza etsin diyor bak. Ceza. Şimdi aynı kredi kartı işinin örneğini verdim hatırlar mısınız? Kredi kartı banka satıyor kredi kartını diyor ki net olarak aidatsız kredi kartı yani ücretsiz kredi kartı veriyor. Ama sonra ücret yolluyor kredi kartını. Evet. Ya kardeşim ben sana bunu ücretsiz dedim değil mi? Evet ücretsiz. Sen de bana bunu ücretsiz verdin değil mi? Evet ücretsiz. Veya kredilerde şu komisyonlar kessin. Olmaması gereken komisyonlar kessin. Ne söylüyor banka? Ya abi diyor biz bunları yapıyoruz diyor. 100 müşteriden diyor 2-3'ü itiraz ediyor. Onlar da hemen evet iade ediyoruz diyor. 90'ından diyor 95'inden parayı alıyoruz doğrusu diyor. Kimse evet faturasına burada bakmıyor. Böyle yapıyor işte. Şimdi eğer hukuk devleti olsa kanunu yazarsın. Millete haksız yolladığın paranın nasıl trafik cezasında 3 gün ödemedin diye 3'e katına 5 katına evet çıkarıyor. Nasıl Osman Gazi Köprüsü'nde, Yavuz Selim Köprüsü'nde, Avrasya Tüneli'nde müteahhiti koruyorsun. Geçen vatandaşın HGS'sinde, OGS'sinde olmasına rağmen para o vatandaşların evlerine icra yolluyorsun. 5-6 hazine garantili müteahhiti korumak için. Peki bu ey devlet, ey hükümet, vatandaşı korumak için niye aynı uygulamayı vatandaşa yapmıyorsun? Yaparlar mı? Aynı şey yapmazlar. Elektrik dağıtım şirketleri yapmazlar için de peki geçerli. Ne yapacaklar? Bakın şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti bunun Devleti'nde de bırakmayalım sermayeyi şimdi, sevmeyen, sermayeden tavır almayan, milletini gerçekten seven. Bakın sözde ben millete aşığım, ben millete milletimi çok seviyorum söylerler ama söylenenin her zaman tam tersidir. Milleti düşünen, milletin çıkarı peşinde, milletin menfaati peşinde, milletin dolandırılmasının önüne geçme noktasında bir tane devlet kararı söyleyin ya. Kredi kartı örneğini verdim. Peki, bu işi bırakmayalım. Bırakmayalım. Bakan bu işe ne der? Enerji Bakanı var değil mi? Sessiz kalır. Enerji Bakanı var. Var. Ama kendileri şimdi hükümet dediğin bir kişi. Altında imzası var. Dedi ki bize 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere zam yaptım diye açıklama yaptı değil mi? 1 Ocak'tan geçerli dedi. Evet. Hatta biz ne dedik? Bak Aralık ayında yapmadılar ki enflasyonu yükseltmesinler. Bak. Evet. Memura daha fazla zam, emekliye daha fazla zam vermesinler diye zamı tutup 1 Ocak'a getirdiler diye burada konuştuk. Evet. Ama dağıtım firması Cumhurbaşkanı'nın imzasını dahi tanımıyor. Ben diyor geçmişe doğru yöneltirim. Hayır. Diyor. Onu faturasında öyle demez. Şunu de. Gerekçi yanlışlık olarak oldu. Gerekçi, hayır, gerekçi olarak oldu şunu demiş de. Ben 3 İsmet Bey'in yazısındaki örnek üzerinden gidelim. Nasıl açıklayacak? Onu açıklayamıyorum işte. 3 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar toplam tüketimi alırım. Günlük ortalamaya bölerim. 1 ile 6 Ocak arasını zamlı tarifeden tamam, yaparım. Tamam yapar. Bu, iyi de o %50 artırmaz. %50 artırır mı? Koca %50 artırmaz onu. Yani gel bana bunu izah et. O halde şöyle yapalım. Bir o kere halde,
Evet. Piyasaya çağrı yapalım. Bir kere önce bence bizi izleyenlere, dinleyenlere çağırdı. Elektrik faturanızı işte 100 lira, 150, 200 lira neyse fark etmez. Lütfen siz de işte Mehmet Tezkan'ın yer verdiği bugün yazısında anlattığı olay gibi oradaki vatandaş gibi peşine düşün. Hakkınızı arayın. Kamuoyu oluşması noktasında biz de elimizden geleni yapalım. Biz de peşinde olalım bunun. Eğer bu örnekler çoksa çoğalacaksa çok vahim bir durum var. Öyle bir kişilik, iki kişilik yanlışlık, bir iki faturada yanlışlık yapılıyor demek değil. Onun çok dışında bilinçli yapılan bir şey var demek. Evet. Dolayısıyla biz de bunu zaman zaman gündeme getirelim. Siz de eğer yaşadıysanız benzer bir şeyi bize yazın. Siz de takipçisi olun, siz de arayın hakkınızı sonuna kadar. Şeyler de enerji piyasası denetleme kuruluysa gerçekten müfettişlerini yollayıp evet. Nedir bu fatura işi deyip bize de bir açıklama yapması lazım. Senin fatura %50 fazla geldi şu sebepten geldi. Niye geldi? 6 günde ben şey mi yaptım mahalleye elektrik mi dağıttım da %50 arttı? 6 günlük fatura farkını 6 günlük fatura farkı %50 faturaya arttırmaz. Eğer 6 günlük fark %50 arttırırsa biz Şubat ayında bir izleyicimiz şöyle yazmış ama diyor ki elektrik dağıtım şirketlerinin sayaçları günlük kullanım ekstresi vermiyor ki 6 günü ayrıştırıp onu söyledim. Şöyle yapıyorlar. Hakkaniyetli mi, hukuka uygun mu bilmiyorum. Ama şöyle, gerekçesi şöyle. Diyor ki, sen 3 Aralık'tan 6 Ocağı 34 gün süre içerisinde toplam tüketimin şu, günlük ortalamaya bölüyor. O günlük ortalamayı 1 Ocak'la 6 Ocak arasında o ortalamadan varsayarak fatura yapıyor. Yani sen aslında yılbaşında gelen zamdan sonra ampulleri kıstın, dolabı durdurdun. Bütün elektrik tüketimini sıfırlasan bile... Ne fark etmiyor ki? Fark etmiyor. Sana diyor ki Aralık ayında kullandığın elektriği günlük ortalamaya bölüyor. O günlük ortalamada düşen fiyat şimdi üzerinden burada yapılması gereken bence olacak. Şöyle bir şey olması lazım. Cumhurbaşkanlığı elektrik zammının diyecek ki Ocak ayından geçerli olmak üzere elektriğe şu şey yapıldı. Benim okuma tarihim ne kadar? 6'sında mı okumuş? 6 Ocak değil mi? 6 Ocak'ta eski faturayı... Eski tarifeden uygulayacaktı. 6 Ocak'tan sonrasını yenisini. Sizin evinkini 7 Ocak'ta mı? 7 Ocak'a kadar olan kısmını eski tarifeden 7 Ocak'tan 7 Şubat'a kadar öyle olan kısmını öyle ayrıştırması lazım. Dediğin gibi geliyor oraya ne kadar şey bu kadar kilovat takıyor o elindeki şey bilgisayarla tık diye fatura çıkıyor. Demek ki bilgisayara bunu kurgulamışlar, kurmuşlar, vermişler. Sayaç okuyan ne? O çünkü sayaç okuyor tabii. Tabii. Otomatik çıkartıyor. Demek bunun içine bir kurgu yapmışlar. Kurguyu yanlış yapmışlar. Veya bilinçli olarak kendilerini korumuşlar. Vatandaşı ayıplamışlar yani. Ama şu var. Şimdi benim meselemde çözemediğim. Büyük bir şey. Eğer bu hakikaten bilinçli ve bütün milyonlarca insanı kapsıyorsa büyük bir vurgun var. Yani buraya biz uzman bakalım da bu konuyu bir de oradan sonra bu konunun üzerine gidelim. Şimdi mesela çözemediğim şey şu. İsterseniz toparlayalım. Elektrik fiyatında mesela değişim olmadan geçen aylarda da oldu. Faturalarda artış oldu mesela. Hizmet bedeli bilmem ne şey öyle bir şeyler de oldu mesela. Çözemedim. Onu açıklayalım. Hizmet bedelinde fazlalıkları bilmem kafasına göre ben şirket dağıtım şirketi hizmet bedelini arttırıyorum 100 lira mı diyecek. Ya şurada net var. %50 artmış fatura. Bitti. 6 günlük zamla %50 fatura artmaz. Birisi çıkıp açıklasın. Dağıtım şirketinden mi açıklama yapılır? Enerji piyasasından mı yapılır? Bakanlık mı açıklar? Faturalar ortada. Gelsinler açıklasınlar. 6 günlük zam. 6 günlük zamla 100 lira. Zamlı Aralık ayına kadar nasıl yansıtır? Bir de o zamında yansıtmaya hakkım var mı? Hayır yani. Yok. Yok. O da başka bir şey. Peki. Dediğim gibi olması lazım. Yani kesildiği tarihten ondan sonraki zamlar. Şimdi bir başka konuyla devam edelim. O da Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin bir kez daha enflasyon inecek açıklaması. Nurettin Nebati iş kadınlarıyla bir araya geldi. Ama sadece Nurettin Nebati...